Her annenin kendine has bir kokusu vardır. Ben annemin gerçek kokusunu bilmiyorum. Çocukluğumda tek hatırladığım böyle çok keskin içki kokusuydu hep. Hep aklıma bu gelir. Bir de annemin beni terk edip gidişi tabii. Seylan Sorgun beni terk ettiği zaman ben 9 yaşındaydım. Yeni bir ailem oldu. Yeni bir annem. Yeni bir abim. Ve o kocaman evde hep kendimi böyle bir sığıntı gibi hissettim. Bana sunulan her şeyi hak etmek için çok çalıştım. Çok. Ve böyle kendimi ne kadar adarsam hep o kadar mutlu olurum diye düşün. Ama işte o zaman bilemiyorsunuz ki. Annesi tarafından terk edilen bir çocuk ne etrafındaki insanlara güvenebilir ne de kendini değerli hissedebilir. Geçmiş dediğin şey öyle geçip giden bir şey değil. Annemden, geçmişimden hesap sormadan hayatımda yeni bir sayfa açmak mı? Mümkün değilmiş. Annemden hesap sorabilmem için onun hayatta kalması şart. Annemin yaşaması şart. Onun kendi ayaklarıyla yürüdüğü uçurumun kenarından söküp almam lazım. Onu oradan kurtarmam lazım. Ve bunun için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Her şeyi. Ve bu yolda Neva benim sırdaşım. Suç orada. Beraber yürüdüğümüz bu yolda onun karşısına çıkan her şey benim de karşıma çıkmış demektir. Korhan. Önce Neva ile Hayal'in üstüne. Sonra benim ailemin üstüne bir kabus gibi çökeceksin. Ben de senden bunun hesabını sormayacağım. Öyle mi? Öyle bir şey yok. Yaptığın her şeyin bedelini tek tek ödeyeceksin. Tek tek. Ama bir farkla. Çok küçük bir farkla. Adil ve hakkaniyetli oynayacağım ben bu oyunu. Korhan abim Emir'i, annem Seylan'ı, kısacası hayatımdaki herkesi bana karşı bir silah gibi doğrultsa da ben bana insanları güvenmeyi öğreten Neva ile yürüyeceğim. Aşkın bana hayatı yeniden öğretmesine izin vereceğim. Evet. Yanlış sevilmiş olabilir. Ama doğru ve güzel sevmeyi öğreneceğim.